Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda Ali Reza Firuja ve siyahlarda Hans Niemann oynuyor. Twitch'te Firuja satranç oynarken denk geldi ve onun da yorumları var. Özellikle belli hamlelerde ve kaçırılan hamleler var. Onları beraber izleyeceğiz burada bakalım neler olmuş. Beyazlar oyuna E4 ile başlıyor ve siyahlarda Hans Niemann'ın tercihi E5 oldu. Ve buradan sonra da tabii ki hangi açılış tercih edilecek diye sorarsanız at f3 e, at c6'dan sonra ben fil c4'ü beklerdim ama burada Ali Reza fil b5 oynamayı tercih etti. a6 ile beraber tabii ki varyanta devam ediyor. Ve fil a4'e kaçtıktan sonra da at f6 ile e4 istendi. Normal şartlarda burada artık kısa rok atılıyor. Ve kısa roktan sonra at e4 aslında o kadar da mümkün değil. Çünkü d4 gibi bir hamle var ama buna fırsat vermek istemiyor. Ve Ali Reza direkt d3 hamlesini oynuyor. D6'dan sonra normal şartlarda yine C3 veya kısa rok gibi hamleler görürüz. Ama burada Ali Reza C4 gibi bir şey oynadı ve farklı varyantları bizi sürüklüyor. Hans da artık buradaki filin en azından yani şu piyon yapısında kötü kalacağını düşünerek tabii ki burada G6 gibi bir şey oynadı ve fili G7'ye koyacak. Ve sonrasında da atı D4'e yerleştirmeye çalışacak bir noktada. At C3 oynanıyor ve fil G7'ye gittikten sonra H3 Buradaki fili kısıtlamak önemli tabii ki. Filin artık çıkabileceği güzel bir kare kalmadığı için siyahlar da o fili şu anlık bekletecekler. Kısa rok atıldı ve fil E3'ten sonra D4'teki baskıyı tutmaya çalışıyor beyazlar. Ve at d diye geldikten sonra siyahlarında hem F5 hem de at D4 istediğini görebiliyoruz. Ve beyazlar bunu pek de umursamadılar ve kısa rok attılar. Kısa roktan sonra at d4'e konuyor. Artık filin c6 gibi bir tehdidi yok ve fil de artık burada çok fazla iş yapmıyor. Ama fili kullanabileceğiniz bir yer de yok. Ve bu, burayla ilgili sorunu da çözmeniz lazım. Çünkü atın f3'e bakması çok değişik bir istek tabii ki. Çünkü vezir d2 ve fil h6 isteğiniz artık mümkün değil. Çünkü at f3 ile karşılanacak. O yüzden fil çarpı d4 alındı. E çarpı D4'ten sonra a 2 ve D4'e yapılan baskı da C5 ile savunuluyor. Şimdi tabii ki her şey siyahlar için güzel olduğu gibi görebiliriz ama bir yandan da D5 karesinin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Fakat e, yani siyahlar bir noktada pozisyon olarak üstün bir konumu oynuyorlar. Fil çarpı d7 oynandı. Tabii ki buradaki fili artık hiçbir yerde kullanamayacaktı. Fil a4'te artık son şansı. Ya vurdu ya da at kaçtıktan sonra bir daha yani vurabilecek herhangi bir yere de bakamayacak. Fil d sonra fil d oynandı ve at f 4'e konuyor. Tabii ki amaçlardan bir tanesi atı D5'te kullanmak ama şu anlık at D5'te de bir iş yapmıyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda fil C6 ya da E6'ya geldiğinde oradaki ata da istediği zaman vurabilir ama şu an onu bile düşünmüyordur. F5 oynandı. E4'teki baskıyı istiyor ve aynı zamanda at D5 daha zayıf bir taş olarak konacak oraya. Kale E1 oynandı. F çarpı E4 ve kale çarpı E4'ten sonra fil C6'ya gitti. At D5'e oturduktan sonra da kale E8. Tabi at D5'ten sonra aklımıza ilk olarak fil çarpı D5 geliyor ama burada birazcık daha eşit bir konumu oynarlardı muhtemelen ve oyun sonunda da buradaki filin bu ata karşı birazcık daha zayıf olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü dikkat ederseniz D4, C5 ve D6'daki piyonlar siyah olduğu için buradaki fil birazcık yani onları korumak zorunda kalacak ve başka yerleri de hareket edemeyecekler, edemeyecek, zorlanacak. O yüzden hemen fil çarpı D5 oynayıp C çarpı D5'ten sonra bu piyon yapısıyla beyaz zayıf kalmasına rağmen bunu kabul etmedi Hans Niemann ve kale E8 oynamayı tercih etti. Kale çarpı e8 ve fil çarpı e8'den sonra şimdi vezir e2 fil de f7'ye gidiyor. Farklı bir çapraz buldu kendine. Belki burada mutlu olabilir ama yine de fil d5 bir tehdit olarak duruyor. Fakat bu sefer vezir e4 var ve siz fil çarpı d5 aldığınızda bu sefer c çarpı d5 ile beraber burayı bozmak zorunda değil. Ve vezir e8 oynandı. Şimdi at e7 geliyor ve şah f8'den sonra da kaleye birle oraya tutundu ve vezir d7 ile birlikte Hans da diyor ki ben burada kalmak istemiyorum. Kaleyi e8'e koyacağım ve e7 daha da zayıf olacak ve ilerleyen zamanlarda da burada fil f6 seçenekleri var. O yüzden at g5'i ya şimdi geldiniz ya da bir daha imkanınız olmayacak belki de ve buradaki at h7 tabii ki çok zor bir tercih ve siyahlar buna karşılık fil e5'i buldular. Fil e5'ten sonra şimdi yani alt çarpı h7 tabii ki ilk baktığımız şey oluyor ama burada ilerleyen zamanlarda da g7'nin düşebileceğini görüyoruz. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Şah g7'den sonra mecburen at d5'e gidecek ve kale e8'den sonra evet bir piyon alacaklar belki burada e, beyazlar ama karşılığında da siyahların da aktif bir konumu oluşacak. O yüzden fil e5'ten sonra burada muhtemelen yani belki de vezir h 4ü düşünmek lazımdı. Hem e7'ye bakar gibi hem de buradan Belki ya ataş hediye ya da vezir aç hediye bakabilirsiniz. Burada e, ya yani Ali Reza Firuze buradaki atı dönmek istedi. Belki de en iyi hamlelerden bir tanesi bu. At d5 oynanıyor vezir aç 4'ten sonraki en iyi hamle ve at d5'ten sonra da kale e8. Zaten Hans bunu hazırlıyordu. At e 7de de olsa yani e, olmasa da aslında çok da fark etmeyecek. Çünkü kale buradaki hem veziri hem de arkasındaki kaleyi tehdit ediyor. Ve burada beyazlar yanlış bir hamle yaptılar. Normal şartlarda atı biz zaten burada H7'ye vurmak için kullanacaktık. Ve burada öncelikle bir F4 sonrasında at H7 ilginç bir yere sürüklüyor bizi. Ona bakalım. Ali Reza burada eğer F4 oynasaydı filin gidebileceği yerler çok sınırlı. Belki fil F4'e bakabiliriz. Fil F4'ten sonra at F6 gibi bir şey var. Evet belki kale çarpı E4 gibi bir taktik var ama ona karşılık da at D7 isteniyor ve burada kale çarpı e4 almadığınız sürece de buradaki çataldan dolayı zaten kaleyi kaybedeceksiniz. O yüzden burada fil f4 olmuyor. Belki başka bir hamleye bakabiliriz. Mesela yine filin başka bir yere döndüğü fil h8 gibi bir hamle ve veziri kaçtığınızda kalenin düşeceği bir hamle aslında bu. Ama at h7 burada da şah g7'den sonra Vezir e8 gibi ilginç bir tercih var. Vezir e8 alırsanız zaten kale çarpı e8 gibi bir şey geliyor. O yüzden fille aldığınız senaryoya bakalım. Orada da Aklıma ilk kale e7 geliyordu ama daha iyisi varmış. O da at, at f6 ve at çarpı e8 isteğiyle vezire herhangi bir yere giderseniz de mesela vezir f7 geldiniz burada kale e8 ile devam ediliyor. Yani fantastik bir varyant. ve Buradan siyahlar bir şekilde çıkamıyorlar. E, gerçekten bu oynansaydı daha farklı bir yere gidermiş. Ama kale e8'den sonra tabii ki en yani en oynanacak hamle belki de at f7 idi. Ve at f7'den sonra Hans Niemann burada birazcık düşünmeye başladı. Ve Alileza Firuja vezirini kaybettiğini fark etti. O da burada çok kolay bir hamleyle. Flaş 2 ile gerçekleşiyor. Flaş ile ver şahı, ver buradaki veziri diyorsunuz. Ama burada Hans Niemann bunu oynamadı. Ve vezir çarpı f7 almayı tercih etti. En doğru hamle gerçekten de Fil h ama muhtemelen Hans Niemann burada şunu düşündü. Şah çarpı h2, kale çarpı e4 ve kale çarpı e4'ten sonra şah f7'ye burada kale e7 gibi bir hamle var. Vezir e7, 7 ve şah e7'den sonra buradaki oyun sonunu kafasında tam olarak hesaplamamış olabilir. Ve belki de beyazlar burada dublesi olmadığı için daha fazla şansa sahip olabilir her ne kadar bilgisayar eşitlik gösterse de. O yüzden burada vezir feydi almak belki daha mantıklı gözüküyor vezir feydiden sonra. Şimdi F4 oynandı biraz geç de olsa fil g 7ye döndü vezir e8 vezir e8 kale e8 ve şah e8'den sonra korktuğumuz başımıza geldi. Şimdi oyun ortasında anlattığım şey oldu. Buradaki fil ata karşılık kalırsa burada ancak savunmada kalacak ve bu fili yani ancak buralarda dönebileceksiniz. Çünkü fil E5'e bile gidemiyor şu anda. Şah F2 oynandı ve beyazlar gelişimine devam ediyorlar. Şahı merkeze kadar çıkacaklar ve hiçbir sıkıntı olmayacak. Şah d Şah F3, Şah E6 ve Şah E4'e kadar geldi. Şimdi beyaz artık buradaki atı döndürüp dolaştırıp B7 ya da A6'yı almaya çalışacak. Fil a 8'e gitti. Yani filin hiç gitmek istemediği yer burası. Fil 8e gittikten sonra da şimdi G4 hamlesini görüyoruz. Fil G7'ye gitti. F5, GF5, GF5 ve bir geçer oluşturmuş oldu burada beyazlar. Şah F7, A4 ve buradaki yürüyüşü de durdurmak istiyor tabii ki. Atı dönüp dolaştıracak. B7 isteyecek. B6 oynadığında A6 isteyecek. Sonra dönüp bir daha B6 isteyecek. Böyle e bu şekilde ya bu B piyonunu ya A piyonunu ya da D piyonunu bir şekilde düşürecek zaten burada. File E5 oynandı. B3 hamlesini görüyoruz ve şah G7'den sonra da at C7 hamlesi geldi. Şah F6'ya. At E6 ve Ali Reza Firaje diyor ki at D8'den sonra ben burada B7 isteyeceğim ve o dediğimiz taktikleri e, aslında oluşturmuş olacak. At D8 B6 tekrar ataya 6 böyle dönecek. Sonra at D5 ile beraber B6'yı almaya çalışacak. Ve burada Şah E7 hamlesi oynanıyor. Ve Şah E7'ye karşılık da bir tane taktik çıkıyor burada. Şah artık fili tutmadığı için at çarpı C5 oynuyor. Ve burada siyahlar oyunu terk ediyor. Çünkü d çarpı c 5ten sonra basitçe şah çarpı e5 var. Ve burada artık oynamaya bile gerek yok. Hem piyon fazlasınız hem de şah çok ilerlemiş durumda. Ve buralara bakabiliyor. Ve zaten bu oyunu beyazlar kazanırdı. O yüzden alt çarpı c 5ten sonra burada Hans Niemann oyunu terk etmiş. Gerçekten güzel vezir fedalarının olabildiği. Ve hem beyazın hem de siyahın gerçekten güzel oynadığı bir oyun diyebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve tekrardan böyle karşılaşmaları görmek istiyorsanız da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar bu kanalda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.